İşte yeni 15 dakikamız ve stüdyomuzda yeni konuğumuz yazar doktor Barış Sarıalioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi yazılı yazılım yapay zeka konularını konuşacağız bu bölümde ama yazılımın bir teknoloji işi ürünü olduğunu artık biliyoruz. Ve teknoloji, teknik ilerlemeler, fen, ilim hepsi bir arada. Öyle deyince de yine Atatürk'ten geleceğim. Onun aslında önemsediği bir konu, fen konusu, ilim konusu. Hatta bu... Geçmiş zamanlarda bu konuda ilerlemeler olsun diye genç öğrencileri burslarla Avrupa'ya, yurt dışına gönderiyor ve oralardan sizi kıvılcım olarak gönderiyorum diyor ve ateş parçası olarak geri dönün diyor. Pek çok da kişi geliyor, işte Türkiye'nin ilk kadın kimyageri, ilk gök bilimcisi, ilk kadın tıp profesörü, patoloji laboratuvarı kuran isimler, hepsi bunlar orada dönemde gelmişler. Şöyle başlamak isterim o yüzden. Atatürk yaşıyor olsaydı bugünkü teknolojiye nasıl bakardı sizce? Evet. Güzel bir soru. Öncelikle şuna bakmak lazım. Devrimci bir insan ve reform yapan birisi. Dolayısıyla bugün baktığımda şu anki gelişmelere zemin oluşturan pek çok reformu var. Bunları nasıl söyleyebilirim? Şöyle söyleyebilirim. Biz inovasyon dersleri veriyoruz öğrencilere ve inovasyondan bahsediyoruz ve şunu diyoruz orada. Yani inovasyon olması için bir yerde belirsizlik olması lazım. Sürprizlerden kaçmamak lazım. Statükoyu sorgulamak ve yıkmak lazım diyoruz. Dolayısıyla baktığınızda bunların tamamını yapmış Atatürk. O belirsizliğin içerisine dalmış, o karanlık tünele girmiş. Dolayısıyla belki de hiçbir ışık yokken, belki... İnsanların hiçbirisi orada hiçbir ışık görmezken o belirsizliğin ve sürprizin içerisine girmiş ve bence hani en önemli icatlardan biri herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkışı. Dolayısıyla da tabii ki oradaki işte sanayi devrimleri, sanayi programları, fabrikalar herhalde bugün yaşasaydı, yani politik bir yerde olmasaydı çok önemli bir bilim adamı. Global bir şirketin CEO'su olurdu diye düşünüyorum. Ya da işte Nobel ödüllü bir bilim insanı olurdu diye düşünüyorum. Eğer yani bir devlet idaresinde yer almayıp politika sahnesinde olmasaydı böyle bir yerde olurdu diye düşünüyorum. Evet. Sizin yazılımlarınız nasıl? Ben teknolojiyi Steve Jobs teknolojisini kullanan biriyim yazılımlarda. Güzel. Bütün aletleri aynı anda kullanıyorum. Çünkü bir tanesi evde, bir tanesi yanımda, hepsini bir tanesi cebimde. Hepsinin de birbiriyle bağlantısı var hepsini nasılsa. Hepsini işte yukarıya buluta yolluyorum. Dolayısıyla yollamadığımda yanıyorum yani. Hayatınızı kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? Kolaylaştırdığını düşünüyorum. Şöyle ki ama çok yapay zekacı falan değilim. Asla hiçbir programı indirmedim yani buna. Çok direniyorum yani kullanmamak için. Yazılımda itiraf etmeliyim ki sadece check etmek için çeviri yaparken bazen çeviri programı kullanıyorum. Hı-hı. Ama check etmek için. Yoksa normal elimde bir eski kadınım yani. Normalde hı-hı, bir sözlük kullanıyorum. Hı-hı. Norveççe, Türkçe, Türkçe, Norveççe. Ama çok böyle tenakuza düştüğüm şeyler oluyor. Orada ister istemez translate şeyine gidip orada check ederek kullanıyorum. Ve tabii ki... İşime yarıyor. Benim şöyle bir avantajım vardı hayatta. Benim rahmetli babam Altaner Bulak çok bu yılların, hatta belki bundan daha ileriki yılların adamıydı. Gene kız kardeşim diyeceğim. Bize bir gün şöyle dedi ve bunu söylediğinde yıl 1986-85'ti. Kardeşim 10 yaşındaydı. Dedi ki bir gün Ayşe bir ülkede olacak. Sevinç bir ülkede olacak, böyle bir dizüstü bilgisayarınız olacak. Biz bilgisayar adını bile duymamışız yani. Birbirinizi görerek konuşacaksınız dedi. Biz yani böyle kardeşimle ebleh ebleh babamın suratına baktık yani. Epey ne diyor dedik bir yani. Kişilikmiş ne diyor galiba dedik. Kendisi. O kadar evet, şaşırdık ve ben ilk makaralı videoyu onda gördüğümde hakikaten böyle... yapay zekadan yapılmış bir şey görmüş gibiydim. Evet.
Dolayısıyla o genden geldiğim için kullanıyorum ama çok teknoloji kullanmıyorum açıkçası. Şimdi yapay zekada bir yazılım ve bildiğim kadarıyla 400 milyon dolardan fazla yatırım yapılıyormuş dünya genelinde her gün yapay zekaya. Şimdi akıllı telefonlardaki bu asistanlar nereye gideceğimizi söyleyenler, bizim mesajları bizim için seslendirenler, bizim için mesaj gönderenler, istediğimiz müzikleri çalan, hava durumunu söyleyen her tür hayatımızı kolaylaştıran unsurlar var. Ama bir de böyle tehlikeli olduğu hakkında bazı düşünceler var deyip soruyu size bırakayım. Evet. Yani ben optimist taraftayım. Biraz rolüm de gereği. Yani işte Hollywood filmlerine bakarsanız biraz distopik bir gelecek hayal ediliyor. Daha antisosyalleşmiş insanlar. Hatta işte karanlık tarafa geçmiş makinalar ve insanlarla bir şekilde savaşan robotik formlar vesaire. Ben bu biraz bizim kendi karanlık yüzümüz diye bakıyorum buna. Yani buna sebebiyet veren. Aslına bakarsanız bir çocuk gibi bakmak lazım yapay zekaya. Neden bu kadar fazla atıfta bulunuyoruz yapay zekaya tam anlamıyorum. Her eline alan yapay zekayı bir kendiyle kıyaslıyor herhalde. Dolayısıyla işte ne bileyim, yani hayatın anlamını da orada aramaya gerek yok bana sorarsanız. Yani bu şey gibi yazılımsal bir asistan. Yani size herhangi bir alanda hizmet verebilecek bir asistancık. Yani bunu bu kadar zorlamanın, hayatın anlamını bunda aramanın bence gereği yok. Şimdi bu noktada şöyle örnekler var. Bakalım onları nasıl yaklaşımınız var onu merak ettim ben. Yeni bir, çok da eski olmayan bir haber, yeni bir haber Amerika'da. 14 yaşındaki bir çocuk hayatına son veriyor. Annesi de buna bununla sebep olarak bir yapay zeka firmasını suçluyor. Çünkü o çocuk yapay zeka ile oluşturduğu bir karakterle duygusal bir ilişki kuruyor Game of Thrones karakterine, hatta aşık oluyor. Florida'da oluyor bu olay. Kendisini yönlendirdiğini söylüyor annesi çocuğunu. Yapay zekayı yönlendirdiğini söylüyor mesela. Böyle şeyler duyuyoruz artık. Buralarda tehlike çanları çalmıyor mu? Evet, yine ya bir konferansta yurt dışında şey dediler. Yapay zekadan korkuyor musunuz dediler. Böyle dostane bir ortamdı. Yabancı dostlar vardı. Böyle ağzımdan döküldü. Yani yapay zekadan değil de doğal aptallıktan korkarım ben daha çok demiştim. Şimdi bu şey yani gibi. Yani insanlar mı manipülasyonu açık? Tabii yani örneğin işte 2016 yılında şimdiki adıyla X platformu, o zaman Twitter platformunda bir bot account hesap yaratılıyor. Ve böyle işte ne güzel çiçekler, böcekler, ne güzel dünya diye tweet atmaya başlıyor. Toplam 16 saat sürüyor bu mutluluk. Kapattıklarında attığı tweetler. İşte siyahlarla ilgili, Yahudilerle ilgili, kadınlar, feministlerle ilgili böyle kötü kötü mesajlar var ve sosyal bir deney gibi. Aslına bakarsanız o hale gelmesindeki sebebiyet biziz. Yani bu sanki şey gibi, bir çocuk yetiştirir gibi bakmak lazım buna. Bir insana nasıl davranıyorsak öyle davranmak lazım. Dolayısıyla çocuğunuzu nasıl büyütüyorsunuz? İşte paylaşımcı ol, insanlara kötü davranma, öğretmenlerini dinle. Değişime açık ol, birlikte karar al arkadaşlarınla, kolaboratif ol diyoruz, işbirlikçi ol. Ama yapay zekaya çok haşiniz yani, nedense anlamıyorum. Tabii yani konuşurken, komut verirken, bir şeyi beğenmezken hep bir gerginlik var üstümüzde. Daha yani, mı kibar olmalıyız evet, yapay yani zekaya neden karşı. Mesela teşekkür etmiyorsunuz diyorum. Ya hocam ciddi misiniz diyorlar bana. Yani tabii yani güzel bir yanıt verdiyse size teşekkür edin. Yani neden etmiyorsunuz ki bu... Ya da selam vermeden sohbete girmeyin selam, evet evet. Yani. Hemen bana şu finansal veriyi ver. Yani çok önce soğuk bir diyalog. Evet yani. Evet yani insana davranır gibi davranmak. Nasılsın bu sabah gibi? %100 garip geliyor size belki hayır, ama. Hayır hayır katılıyorum. %100 öyle. Yani dolayısıyla kesinlikle. Yani orada insanın akıllı olması gerektiğiyle ilgili bir şey söylüyorsunuz. Ve tam iyi da yönlendirmemiz gerekiyor. Burada şöyle bir de haber vardı yine duymuşsunuzdur. İrlanda'da yapay zeka insanlara bir yerde etkinlik olduğunu, Cadılar Bayramı ile ilgili başkentte bir etkinlik olduğunu duyurup oraya çağırıyor. Ve bir geçit töreni orada binlerce kişi orada toplanıyor var olmayan bir etkinlik için. Yalan şimdi burada, söylemiş. Evet yani kandırmış insanları oraya toplamış binlerce kişiyi. Bir şenlik var diye ya da bir etkinlik var diye. Hem diyorsunuz ki burada yani onlar da akıllı olsalardı öyle mi insanlar? Kanmasalardı. Evet yani ilginç bir grup tabii. Mutluluk, o kadar umuda aptallar yolculuk mı yani? moduyla gitmişler oraya. Mükemmel bir şey.
etkiledi beni açıkçası. Ama yani demek istediğim gibi bu bizden aldığı veriye göre hareket eden ve ona göre bizden aldığı öğretiye göre bizden aldığı bir şekilde yani biz pekiştiriyoruz üzerindeki bilgiyi. Biz onu iyi ya da kötü yapıyoruz. Yani evinizdeki fritöze baskı uyguluyor musunuz? Yok. Ya da ne bileyim evde kullandığınız narenciye sıkacağı üzerinde bir gerilim yaratıyor musunuz? Hayır. Peki. Ama bunda yaratıyoruz. Dolayısıyla bunda yarattığımız zaman da yani işte olmayan bir etkinliği belki bize söylüyor olabilir. Ben öze dönmemiz lazım diyorum. Peki. Dolayısıyla kendimizi iyileştirmeliyiz bu konularda.